Hepinize selam arkadaşlar ben İtaş. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka ve CPU, GPU ee, teknoloji ürünü olan Ionet üzerinde aynı zamanda GPU üzerinde DPU üzerinde kurulu olan Ionet üzerinde nasıl worker çalıştırabiliriz, gayet zevkli durumdan nasıl faydalanabiliriz bunları konuşacağız. Öncelikle worker kurulumunu anlatacağım. Sizlere Windows'ta nasıl worker kurabiliriz worker kurarken nelere dikkat etmeliyiz bunları bakacağız. Devamında da Gazi görevlerini tamamlayarak AirDrop e için maksimum e, faydayı payı almaya hep birlikte çalışacağız. Bunun için Ionet'in kendi web sitesine geliyorum gördüğünüz gibi. Burada Sign Up butonuna basıyorum. Ve beni Ionet kendisi giriş yapmam gereken yere yönlendiriyor. Burada Twitter'la, Gmail'le veya E-mail'e devam edebilirsiniz. Ben ile de devam et diyorum. Continue with Google diyorum ve Google hesabımı gördüğünüz gibi bağlıyorum. Devam et dedim. Oturumu açıyorum. Şimdi e, gördüğünüz gibi oturumu açtım. Burada arkadaşlar biz e, bir deploy gerçekleştireceğiz. Ve burada gerçekleştirdiğimiz deploy sonucunda gördüğünüz gibi USD'yi alacağız. Reload with Paya'da kendimiz istersek yine e, depozit gerçekleştirebiliyoruz. Burada benim kendi profilim burada, e, Notification'ım, bildirimlerim burada. E, bunu yapmak için bize bazı uygulamalar gerekiyor. Dilerseniz öncelikle onların kurulumunu yaparak başlayalım. Şimdi dostlar burada Cloud kısmındayız. Bu e, insanların ürün kullanmak istediği yer yani bizim makinelerimizi kiralayacağı yer biz makinelerimizi kiralamak için çalıştırmak için buradan worker kısmına geçiyorum cloud'a tıklayıp buradan worker'a geçiyorum burada connect new device diyorum ve gördüğünüz gibi device yani makinemi oluşturacağım yere geldim operation system diyor ben windows cihazı kuracağım windows seçiyorum siz cihazınızda hangi sistem istemekliyse onu seçmelisiniz işte macbook'larda macos veya işte linux Windows seçtim. Enterprise Guest GPU diyorum. Ben GPU'mu kullanacağım. Ionet'in GPU'sunu diyeceğim. İsim veriyorum. Makineme Vitas yürek dedim. Ve cihaz tipimi de GPU Worker seçiyorum. Peki neden GPU Worker seçtim? Çünkü benim cihazımda 3060 var. Eğer ekran kartınızı bilmiyorsanız şu şekilde öğrenebilirsiniz. Arama yerine çalıştır yazın. Ve buraya Dx, DX yazarak ekran kartınızın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bakın geliyor şu an. Gelmesini bekliyorum. Burada benim Nvidia GeForce RTX 3060 olduğumu görüyor. 16 GB RAM, 8 GB ekran kartı belleğim var. Hani işlemcim de okey ama ben e, GPU üzerinden kazım yapmak istiyorum. Buradan sonra İstala başlayacağız Sırasıyla teker teker Arkadaşlar kurulumu yapacağız En sonunda makinemizi Çalıştıracağız Şunu da söylemeliyim 3000 ve 4000 serisi ekran kartınız yoksa Windows cihazınızda e, kurmanızı pek tavsiye Etmiyor sistem Macbooklarda M1, M2, M3 Hepsi oluyor ama Windows ve Linux Cihazlarda minimum 3000 serisi Ekran kartı isteniyor Sırasıyla Windows'da Kuruluma başlıyoruz Burada bize siz az önce anlattığım şeyleri anlatıyor worker kısmına gelin buradan yeni device oluşturun diyor Bu kısımları geçiyorum Bunları Çünkü az önce ben size anlattım Şöyle Hızlıca ineyim Önemli olan kısma geldik en önemli kısım Eğer bu yoksa 199 hata alacaksınız Arama kısmına geldim görev ünitesi dedim arkadaşlar burada Burayı büyütüyorum ve performans kısmına gelip CPU'yu seçiyorum. CPU'yu seçtikten sonra şu altta gördüğünüz şu alt kısımda sanallaştırma bende şu an etkin diyor. Eğer bu sanallaştırma etkin değilse etkinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü sanallaştırma etkin olmadan worker'ı çalıştıramıyoruz maalesef. Ee, diyor ki eğer sanallaştırmanız etkin değilse diyor. E BIOS UEFI ayarlarından bunu yapabilirsiniz. Ya da bu komutu kullanarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz diyor. Biz komut üzerinden gidelim. PowerShell'i açıyorsunuz burada. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve burada bu kopyaladığınız kodların hepsini tek tek kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Ben tabii şu an bunları çalıştırmayacağım. Çünkü ben sanalaştırma açık. Ben de uyarı verecektir. Ve ee, benim cihazıma problemler yaratabilir. Bu üç kodu sırasıyla tek tek kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Bunun dışında bir şey yapmanız gerekmiyor. Bunu yaptıktan sonra da bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. Restart atmanız gerekiyor. Bu sanallaştırma kısmını gerçekleştirdikten sonra Docker'ın web sitesine gidiyoruz. Ve Docker'ı indirip kuruyoruz arkadaşlar. Geldim. Download for Windows diyorum. Gördüğünüz gibi. Bu burada inmeye başladı. Binmesini bekliyorum. Docker'inde arkadaşlar şimdi bu Docker'ın kurulumunu gerçekleştireceğim. Tamam 20 saniyesi kalmış. Şimdi Docker'inde arkadaşlar tıkladım. Evet dedim ve çalışıyor şu an. Kurulum yapılacak burada. Kurulumu bekliyoruz. Initializing diyor. okey dedim bakın indirmelerini tamamlıyor kendisi burada ben tüm gerekli linkler açıklama kısmına bırakacağım ben burada kurulumu bekliyorum burada Arkadaşlar dokulum. Kuruldu. Close and Restart diyeceğim. Bilgisayarımı e, tekrardan başlatacağım. Yine aynı sanallaştırmada yaptığım gibi. Burada bilgisayarım yeniden başlatıp videoya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar Docker kurulumunu gerçekleştirdim. Hatta videoda bayağı bir yerledim ama bilgisayarım çöktüğü için e, şu an tekrar kayıt alıyorum. Bir 10 dakikamızı yedi maalesef. E, kurulumda oluşan bir çöküm. Docker'ı kurduktan sonra Gmail hesabımıza bağlanıp ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın şurada ayarlar kısmı var. Buradan dostlar şurada şimdi göreceksiniz. Resource kısmına iniyoruz. Şunu kapatayım. Resource kısmında VSL Integration'a basıyoruz. Ve açık değilse bu VSL'yi açmamız gerekiyor. Açıksa dokunmayın böyle kalacak. Daha sonra aşağıya iniyoruz dostlar. Şu kodu kopyalayıp PowerShell'i yönetici olarak çalıştır diyoruz çalıştırdım. Yapıştırdım ve dökü versiyonu bana verdiği için bir problem olmadığını görüyorum. Daha sonra şu kodu kopyalayarak ne PowerShell'da ne bir de SMI komutunu çalıştırıyoruz. Eğer böyle bir dönüş alıyorsanız kodda bir sıkıntı yok demektir. Ama böyle bir dönüş almıyorsanız Ekran kartınızın driver'ını burada belirttiği gibi Nvidia'nın sitesine gidip indirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben indirdim. Indirdikten sonra da inip 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 ee, kendi içerisinden sürücüler kısmından güncelleme yapmanız gerekiyor. Bana gelmiş mesela ben bunu birazdan tamamlayacağım. Şimdilik geçiyorum. Şimdi burada ek olarak bir de CUDA dediğimiz bir olay var. Bu RTX'ler için önemli. Bu CUDA toolkitini indirmemiz gerekiyor Windows için. Yine geldim buraya. Windows'u seçtim. Windows 11 güzel local Veya network olarak indirebilirsiniz Mesela ben network olarak indireceğim daha kısa olduğu için Bunu çalıştıracağım burada yine ben videoyu durduruyorum İndirme bitince devam edeceğim Şunun istememize geldik dostlar Artık bende bu kuruldu Nividoku'da Şöyle göstereyim İleri dedim ve bitirdim uygulamayı tabii çalıştırmayacağım şimdi kapatıyorum NVVC versiyonunu burada kontrol etmem gerekiyor Ben burada bir hata aldım Programı <laughs> bulamadığını söylüyor. Bu exe kurduğum için olabilir. Lokal egze yerine web egze. Ee, bir de burada web egze yerine lokal egze kurup şimdi test edeceğim. Yüksek ihtimalle web'i kurduğum için bu hatayı aldığımı düşünüyorum. Bir de lokal versiyonunu kuracağım şimdi. Yüksek ihtimalle bunda hata almayacağım. Bu 3 GB'lık bir versiyon, bunun indirmesini bekliyorum burada. İşleme kaldığım yerden devam ediyorum. Lokal versiyonunu kurdum dostlar. Kurulumu yaptıktan sonra e, yapıştırıp PowerShell aç kapı yapmayı unutmayın. Az önce indirdiğimiz internet sürümü de çalışıyor. PowerShell aç kapı yapmadığım için sadece görünmemiş. Gördüğünüz gibi burada artık bütün işlemlerimiz bitti. Şimdi hepsini kapatıyorum bunların. Ve sonunda Ionet'e geldik artık kurulumumuzu tamamlayabiliriz. Burada Windows seçiyorduk Ionet ve Hitarch Yürek ismini koyuyordum ben kendim için GPU Worker seçtim İndim Şimdi artık burada doku üzerinden işlemlerimi tamamlayacağım başlatacağım Şimdi buradaki şeyi kopyaladım PowerShell'e geldim bakın bunu kopyaladım PowerShare'a geldim, yapıştırdım, Enter'a bastım. Ee, burada uzunca bir gördüğünüz indirme süreci bizleri bekliyor dostlar. Bunların hepsinin ben inmesini şimdi teker teker bekleyeceğim. İndirmeler tamamlandığı zaman videoya devam edeceğim. Kurulum tamamlandı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın buraya da düştü hemen benim e, kurulum yaptığım bu şey. Burada bir Refresh atıyorum. Refresh'imi gönderdim. Bekliyorum. Burada bağlantı kurmasını bekleyeceğiz. Şimdi burada refresh yapınca da tabii beni hemen görmeyecek. Çünkü çok fazla kişi airdrop için worker kuruyor. Bu yüzden burada bir yarım saat, bir saat beklemekte fayda var. Bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra refresh atmakta fayda var. Gördüğünüz gibi benim de kırımda çalışma devam ediyor. Çalışıyor gördüğünüz gibi. İkisi de burada. Kurduğum şeyler. Bakalım bekleyelim. Ee, bizi ne karşılayacak? Burada artık beklemek kalıyor. Ben işlemler onaylanınca beni artık içeriye alınca devamlı ne yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Burada bekleyeceğim. Selam arkadaşlar, artık benim e, cihazım çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi burada cihazımın çalışma şeyini görüyorsunuz. Bugün tekrar başlattım, arada yayın yaptığım için e, kesintiler vesaire oldu. Ama artık sorunsuz bir şekilde çalışıyordu üzerinde de. E, görülüyor konteynerlerim. Şöyle göstereyim size konteynerlerimi. Şu an çalıştırdım. Kendisi uptime çalışmaya başladı. Burada işlemimiz bitti worker kurulumunda ve geriye Gazze görevleri kaldı. Gazze görevleri de Nisan'ın sonuna kadar yapılmaya açık arkadaşlar. Buradan da yine airdrop için baya bir puan alacağız. Gördüğünüz üzere baya bir katılımcı var. Yine de worker kursanız da kurmasanız da bu görevleri yapmanız önemli. Hepsi social media görevleri basit. Burada iş alabilirseniz sizin için daha iyi olur tabii ki. Ama yüksek ihtimalle çok fazla cihaz kurulu olduğu için iş almak bir tık zor olacak. O yüzden burada iş almasanız da kendinizi burada uptime'ınızı arttırmaya devam etmeniz önemli. Dediğim gibi videonun sonunda da biraz ben bekledim. Hatta YouTube bayağı bir bekledim. Girebilmek için benim bilgisayarım çöktü. Arada yayın falan yaptım. Tam çalıştırıp göremedim bu time'ini. Bugün işte çalıştırıp izleyebildim. Son durum bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.